Bakın bu aradığımız, peşinde koştuğumuz lüferin büyüğü Kofana. Her şeyi aynı. Yanaklarındaki et aynı, bakışı aynı. Her şeyi aynı. Bir şey eksik, lezzeti yok. Ağbalığı derler ya lüfere. Ağbalığı boğazda ağbalığı. Burada değil. Al kardeşim, bize yaramıyor bu. Ve burada balık taşınırken burada bekleyen Moritanyalı kadınları görüyorsunuz. Orada artan balıklardan alıp evlerine götürüp çocuklarını yedirmek için burada bekliyorlar. Ve tekneden gelen balıklar buraya un fabrikasına getiriliyor. Bakın burada balık o kadar çok ki dozer balıkları kepçesiyle alıyor. Balıklar un yapılıyor. Hem balık yemi, hem kedi köpek yemi, hem de farklı alanlarda kullanılıyor. Moritanya'daki Türk balıkçılarıyla konuşan, onlarla denize açılan Serkan Tahmaz şimdi stüdyomuzda. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi niye oralara kadar gitmiş bu balıkçılar? Bir kere ben onu anlamaya çalışıyorum. Anlatacağım onu da, buradaki balıkların hani çok güzel olmuş ya, hepsi evet. Var orada. Müthiş balık dolu bir deniz orası. Daha önce İspanyollar, Ruslar orada balık avlıyorlarmış. Böyle onların tekneleri oradaymış. Bizim balıkçılardan bir tanesi de duyunca bunu, önce olarak gitmiş o. Bir bakmış ki balık çok, yide kazanınca tek tek o gelmiş, bu gelmiş. Yaklaşık 12-13 günde İstanbul'dan oraya ulaşıyorlar. Şimdi 50'ye yakın teknemiz var orada. Genelde teknede yaşıyorlar. Duyan gelmiş. Duyan gelmiş. Tayfalar 1000'e yakın. Evet. Biz çok keyif aldık Alpcan arkadaşımla. Görüntülere can veren, habere can veren arkadaşım Alpcan. Çok keyif aldığımız seyahatlerden bir tanesi oldu. Peki nedir yani, daha mı karlı? İşte burada balık az, tekne çok. Orada durum tam tersi mi? Sen artık bir de balık uzmanı da oldun. Öyle bir oldum. Bununla da gurur duyuyorum. Çok evet. Seviyorum balığı ben çünkü. Orada da kendimi kaybettim. Bizim burada artık balık az. Yani biliyoruz zaten. Oradaki balıkları gördüğümde ben içim acıdı. Eskiden varmış burada o balıklar. Orada biz gittiğimizde haberde de vardı zaten. 500 ton kefal yakaladılar. Bir açık deniz kefali bu kadar her bir kefallerin. Biz onları göremiyoruz burada o balıkları. Evet. O 500 ton kefali burada bir ayda balıkçılarımız zor yakalıyorlar. Evet. Bu da bir karlı bir iş. Yani hem tayfa açısından hem tekne sahibi açısından, kaptan açısından karlı bir iş. Devamı da gelecek. Bizim balıkçılar artık geri gelmeyecekler. Bu öyle Türkiye'deki mi? Tabii. Onu soracaktım. Yani o bayağı bir iş kolu olarak orada devam edecek ve tabii. Dönmüyorlar. Fabrika, evlerini orada kuruyorlar, öyle mi? Evlerini kurmuyorlar da gidip geliyorlar. Hep geliyor. Hasretleri var. Hı. Fabrika almaya başladılar orada. Hı. Balık unu fabrikası satın alıyorlar. Hatta yeni yerlere gitmeye çalışıyorlar. Peru'ya gitme düşünceleri var. Orada hamsi çokmuş diyor kaptan. Allah Peru'ya Allah. Gideceğiz diyor. Diyorum ki ama geçeceğiniz alan bayağı bir, yani okyanusu geçeceksiniz. Bizim tekne geçer diyorlar. Yani bizim balıkçılar artık dünyaya açıldı. Peru'da hamsi çokmuş ha? Karadenizliler de bunu biliyor mu acaba? Ben de bilmiyorum. Orada ben de öğrendim. Ve yağı çok olduğundan hamsiden daha iyi un yapılıyormuş. Çok enteresan. Evet. Peki şimdi ya görsel müthiş zaten, yani değişik rengarenk balıklar falan, ayrı bir alem orası bir kere, zaten o denize açılan için hani uzay gibi bambaşka bir alem. Şimdi bir haber dizisinden bahsediyoruz. Yarına geleceğim, orası çok, orayı sona saklıyorum. En tatlı yeri orası benim, en hoşuma giden yeri, ama seni en çok etkileyen oradaki yaşanmışlıktan veya işte gözlemlerinden, oradaki tecrübelerinden bir anlatsana, bizle paylaşsana. Şöyle anlatayım, biz şimdi başkent Nakşat'a indik. Bir kere orada bize söylemeden geçemeyeceğim, büyükelçimiz çok yardımcı oldu. İzin almak çok zor orada. Sonra oradaki işte havayolunun şirketinin müdürü çok yardımcı oldu. Baş şehre indik, oradan Sahra Çölü'nü 450 kilometre geçtik. O çok etkiledi beni. Yani o çölden arabanın arkasına suları koyduk. Lastik patlarsa işte içmek için. En çok etkileyen yerse, o da yarın girecek, yanılmıyorsam yarın girecek. Bir hale gittik, balık haline. Kaç çeşit balık olabilir Ece halde? Kaç çeşit olabilir? Vallahi bilmiyorum. Kaç çeşit olabilir? Ne 10, bileyim ben. 20, hadi de 30, ki 30, 40. 300 çeşit deniz canlısı. Yani her şey, her şey. Yani şöyle dolaşırken Alpcan'la, arkadaşım Alpcan, kameraman arkadaşımla kendimizi kaybettik. Orada lüferler, hatta lüferin büyüğü Kofana diyebilirdim ben.
sırtı kara diye bir lüfer boyutu varmış. Yani benim kadar neredeyse. Bence böyle... sadece bizim balıkçılar değil, bizim balıklar da oraya gitmiş. Ne dersin? Galiba oradalar. Yani birkaçını tanıdım ben oradan gördüklerimden. Yani dosyalar devam edecek. Hafta boyunca yayınlanacak. Çok da beğenildi anladığım kadarıyla. Çok tepkiler aldım, güzel tepkiler aldım. Müthiş bir yer yani. Ben dünyanın çoğu yerine gittim ama etkilendiğim yerlerden birisi orası da. Şimdi benim en etkilendiğim kısmına gelebilir Gelelim. Miyiz? Kapatırken yavaş yavaş. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bizi izleyen 7'den 70'e bütün kadınlarımıza yarın kaçırmayın derim. Bu, yani gün boyu olacak Habertürk ekranlarında. Ya, o kadar mutlu olacaksınız kendinizi, o kadar güzel, iyi hissedeceksiniz ki. Niye böyle söylüyorum? Biraz da aslında üzücü kısmı da var, yok değil. Kadınlar orada kilosu ile ilgili problem yaşamıyorlar. Kadın ne kadar kiloluysa o kadar, o kadar beğeniliyor orada. Hatta yani kilosu yoksa sıkıntı. Evet, zayıf kadınları sevmiyorlar. İşte bir genç... zor günde yol arkadaşı dediği birazcık stokta olacak. Yani birazcık eti budu olacak değil mi? Öyle diyorlar. Genç bir arkadaşla konuştum. Dedim ki niye bizde böyle? Ne kadar olsun kilosu, ne kadar istiyorsun? Ne kadar kilo olursa o kadar iyi. Yani 200 kilo olursa çok iyi olur diyor. Ya öyle müthiş bir şey bu. Bunu ne olur kaçırmayın. Hakikaten iyi gelecek. Bize çok iyi gelecek. Bu dosya tamamen öyle de dosyanın bu bölümü özellikle biz kadına. Serkan, elinize sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Reklamlar.